Hepinize merhaba arkadaşlar, ben diğer bir adıyla Engokayiz. Bugün sizinle birlikte My Child Voice oynayacağız. Bugün birinci yılımıza girdik, kanalımızın birinci yılı. Benim de YouTube'daki kaç oluyor lan? Dördüncü yılım. Benim eskiden bir tane daha kanalım vardı, sadece Tor Muhammed'den Tor Muhammed diye. İlk kanalım Tor Muhammed'di, ondan sonra sadece Tor Muhammed oldu. Şu anda yeni kanalımızın birinci yılı. Yani YouTube'da şu anda dördüncü yılım oluyor. Hadi uzatmadan dizi seçeneğiz. Olayla. Olayla dedim ya. İçerik oyuncusu bu oyun zor. Çok da sikimleyin. Oyunu satın al. Asla. Oyunu satın almayacağım. Çünkü imlelik. Tamam. Naziler yıkıldı. Evet, sahiplenmeye gittim. Close'la ilgilendiğin için teşekkürler. Bu arada kalamaz. Kanil'le ilgilendiğin için kalamaz. Bana çok içtenle bakıyor oğlum bu. Seni seçtim. 1951. 1952 galiba bu da. Yükleniyor. Oğlum, ilk defa kendi odamda video çekiyorum galiba. Ama oyun videosu, oyun videosu olmasa kendi olan bu video çekmiştim. Evet, internet mi çekmiyor? Bu ne lan? Eve gelmeyeyim. Merhaba, Liv ile eğlendiniz mi? Merhaba, Klaus. Liv sana iyi davrandı mı? Geç oluyor, hadi seni yapmaya hazırlayalım. Bence ilk seçenek daha iyi. Evet, çok eğlendik. Liv benim en yakın arkadaşım. Ormanda harikada... Ne? Ormanda harika, ürpertici. Gönlümde bir ağaç kütüğü bulduk. Aferin. Orada bir hazine olduğu bilir gibi duyuyor. Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Neresi yağmur yağıyor kanka? Ama yine de hazinemizi koyduk. Sabırla dinleyin bence. Ne kadar cesursun ama geç oluyor. Sabırla dinleyin ben. Ve sonra. 3 nokta. Ve sonra ağaç kütüğünü boş oldur. Neyse ki şizofren. Ama belki tuvaller daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir. Tam şizofren olduğunu öğrendiğim yolda. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Aman tanrım, bu bir harika. Bu çok hoş görünüyor. Görünüşe göre Liv ile eğlenmişsiniz. Yağmurda koşmak iyi bir fikir değil. Bence orada. Biraz geç oluyor. Neredeyse battı. Tamam, sen öğretme bana. Tamam, beni. Olamazsın. Ne? Hayır, doğum gününe kadar bekle. Sanırım bir beklemeni ister tabii de. Sanırım haklısın. Ne olduğunu merak ediyorum. Mektup geldi. Mahalle konseyi. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi yoruldu. Kedisinin sahibi artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Benim kedim yok. Bu şöyle bir şey gitti. Bu da ne? Yetişkin şeyleri peh. Sen çalışma odana mı gidiyorsun değil mi? Ne zaman çok sıkılıyor. Klaus'u banyo yaptırabilirsin. Tamam. Gel lan. Hacı Şakir. Bop baloncuklar. Hadi döke. Şuradaki Hacı Şakir'e dökeyim mi? Ne olur. Emek vakti geldi mi? Sen de banyonun ardından böyle kemik cesim olur. Dikey ekranda oynamak çok zor. Bu nedir? Al sana peynir ekmek. Zengin yiyeceğim. Hem biraz da alabilir. Alamam. Teşekkürler. Tamam, anladım. Tamam. Klaus'u da yatırabiliriz. Geç Klaus. Klaus, oyun bu ne? Bu ne lan?
Tamam. Hayırım çok eğlenmeyeyim. Evde olmayanımda 3 tane hediye gelmiş oldu. Ben kaçtım. Sen de güzel hediye edeceksin. Merak etme. 3 tane. Görünce geldi masal anlatmayı sevmiyor mu? Seviyormuş. Ünlü olmamına şükretmeli. İyisi kolosu. Allah şükür. Sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin? Tamam. İyi geceler. Evet tamam. Tamam. Bir mektup var. Ses oldum. Haberler. Ulusal yumurta üretimi düşünüyor. Ne? Üst üste ikinci haftada ihtiyaç pazarı. Ya bana ne yumurtadan abi? Tamam. 18 Cuma. 18 Ağustos Cuma. Günaydın. Yıkamadan Klaus'un bir yüzünü yıkayalım. La Klaus keresiz. Ne oldu şunu? Kulağını da yıkayalım. Bugün benim doğum günüm. Evet, doğum günüm sonu gezerek ya. Dün gece soydum. Hadi geçelim. Yönüyorum. Belki yok. Acaba Klaus bu sen misin? Vay canına büyüdü. Evet büyüdün. Doğum gününü mektup aldım. Gidip bakalım. Doğum günü kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlaması sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabiliriz. Sen harikasın. Liv. Not dün bir tuvale dokundum. Liv de şizofren. Keşke bugün ve her gün değil oynayabilseydim. Şutun hemen... Ne? Değil teyzesiniz yani. Değil. Hediyem var ya. Liv'in hediyesi neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilirim değil mi? Açsana. Vay canına bu bir top. Ya tamam. Doğum günü çocuğu için sevgi. Yaşasın. Alayım topu. Al bakalım. Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi. Tamam. Peki şimdi ne yapıyoruz? Camdan mamdan çıkabiliyor muyuz abi? Sana bir yemek mi versin? Al lupaya. Patut. Bilmiyorum. Pasta mı istiyorsun? Yetişkinler bunu yener daha. Tabii ki. Tamam. Tabii ki çocuğu üzmeyin. Camdan çıkabiliyormuşsun işte. Çık artık camdan. Buraya gidiyorsun. Ay anasını pasta yapacağım. Lan. Oğlum. Çıkalı 10 saniye oldu. Altına mı sıçayım? Ben üzgünüm. Sonra gittim de oynuyordum. Ben üstüm kirlendi. Tamam. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. Anlıyorum Klaus. Anlıyorum. Birazcık şık giyiniyor. Ne hemen? Tamam. Gel tezgah başına. Tamam hazır mısın? Hazır mısın? Bah! Sana al bir pasta. Çok iyi, eğlenceliydi. 2 saniyede pasta hazırlarsın. Nasıl eğlenceli ama. Hadi bakalım. Gerçekten güzel, teşekkürler. Pastayı sevdim. Seninki yediğim en iyi pastaydı. Başka pasta mı yedin mi? Almışsın. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne almışım ben? Benim de haberim yok ne olduğunu. Kalem almışım. Haberim ama rica ederim Klaus. Okuyamıyorum. Fotoğraf albümüne yeni kayıt eklendi. Fotoğraf albümü ne? Onun nasıl? Bu ne lan?
Dayı bu da ne? Güneşten de bunun kuruğu mu var? Neyse. Gayet güzel bir isim. Galiba bu da şizofren arkadaşı. Bence gayet duygusal bir isim. Bu çok eğlenceliydi tabi. Kalabilir miyim? Doğamayayım. Nesini istemiyorum. Bilemiyorum. Bence birinin tavanına ihtiyacım var. Hadi uyu lan. Sıbar. Evet. Evet, iyi geliyor. Çıktan mı içeriyor? Bana yatmadan önce içeri okun. Hayır, bu gece olmaz. Belki yani. Bir hikaye için geç oluruz. Tabii. Yaşasın. Bir yön kale varmış. Prens varmış. Kaleyi fethetmiş. Sonra prens olmuş işte. Bu kadar. O prensin ismi de Klaus değilmiş. Ahmet'miş. Ne oldu lan, zor. Tamam. Bir şey yapabiliyor muyum? Ben yüzümü sileyim. Tamam. Dur. Hiçbir şey yapamıyorum. Neyse, ben de iyiyim. 19 Ağustos. Günaydın. Nefes kesilerek okul sarı günü başlıyor. Valla ama kesinlikle heyecanlı mısın? Sadece bir gün kaldı. Ah, iple çek yalam. Yemek ye. Nam nam nam. Belki yakında farklı bir yemek yiyebilir miyiz? Bunu yiyoruz. Çok yemekler yemiyorum. Ben de yakında iş bulacağım. Belki o zaman daha iyi yemekler yeriz. Umarım diyor. İş bulmam. İş bulmalıyım. İş bul. İş bul. İş. Eski fabrikada daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Başvur. Fabrika için ilanlarınızı okudum ve bu vesileyle başvurmak istiyorum. Sabit bir iş için çok minnettar olacağım. Çalışkan bir işçiyim. Lütfen pozisyonunuz için beni düşünün. Mektubu yolla. Yolla. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfetmeye ne dersin? Ha. Tabii derim. Tamam. Let's go. Ha? Abi orman yok. He, buldum. Mobilde dikey olduğu için yanı çevirmek gerekiyormuş. Şöyle. Tamam. Ooo, mantar. Mantar. Yeşil mantar. Neyse. Ya bir şey alamıyor muyum ya? Açsın. Dur lan, topladığımız mantarlardan yapayım sana. Mantar, ekmek arası mantar ya. Elimle nasıl istiyorum ama ben sizin. Aa, yatağını mı istiyorsun? Ya o kadar şey hazırladım ya. Şey, bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Yardım edebilirim, çizmeye salabiliriz. İkimiz de çok çalışacağız, evet. Bize yardım ederiz. Tamam, hadi uyu artık. Tabii ki. Psikolojisini bozmamak lazım. Nazi savaşları daha yeni bitmiş. Bir gün bir gemi varmış. Gemide Klaus diye biri varmış. Bu Klaus kaptana masaj yaparmış. Bir gün masaj yaparken kaptan onu dövmüş. Ve Klaus ölmüş. Bu kadar güzel bir hikaye işte. Ben ne yapsam? Yemek yapayım. Zaman birimi mi bitti arka? Klaus. Günaydın. Liv geri dönüyor. Öğrenelim. Ha, bugün bir de okula başlıyor değil mi? Dur. Mektup gelmiş. İş başvurusu 25 Ağustos'ta işe başlayın. Tamam, yani işe başlayalım. Yani tamam. Tamam, iş çıkış
Hiç kötü değil. Tam bugün galiba okula başlıyordu bizim eleman. Al. Okula başlıyordum değil mi lan bugün? Üstünü yıkayayım be. Kıyafetlerin bazıları yıkanıp düzelteceğini söyledim. Evet. Ama dedikleri hariç. Ben şimdi... Ah be, Liv'le oynamaya gitti. Beni sade yapıp yalnız bırak. He, şuradaki makas... Oh. Ah. Dedanım. Ha ta. Lil oynamayı hiç kenara takmıyorum. Ya yüzünü sildim dedim. Şöyle. Biraz gergin görünüyorsun. Sabızlarını almışsın. Bilmiyorum sanırım. Bakın yüzüne dokunuyorum, hareket yapıyorum. Umarım bir sürü yeni arkadaşınım. Çok çalış, harika olacaksın. Tamam, muhtemelen haklısın, çok çalışacağım. Söz veriyorum. Uyumadan önce bir hikaye okumuşsun tabii ki. Sonuçta benim bu işteki yerine gelmenim. Ondan sonra Cema gelmiş. Ahmet demiş ki Klaus'a, seni döverim çocuk. Bu şehirden git demiş. Klaus ise gelip yeniden Nazileri kurup, bu sefer ise tam tersi yapıp hemen Ahmet'i yenip yeni başkan ve Nazilerin efendisi olmuş. Mutlu son. Ama Klaus için mutlu son. Diğerleri ölüyor. Evet Klaus. Neyse uyumalıyım. 20 Ağustos. İş araştırıyor şunu. Evet büyük gün. Hatta belki büyük gün lazım. Normalde dersin. Neye hazırım? Hazırsın. Aa, bu senin de yaşındaki ilk günün. Tam görmüştüm. Çok çalışacağım. Galiba benden şey senin neydi olmadı ya. Sırt çantası. Aluba. Bir tane bunu yer. Sonucuma odana gidelim. Kıyafetini değiştirelim. Şu kıyafetle geçecek o kıyafetinle. Tamam. Gerginim. Niye? Beni okula bırakabilir misin? Arkadaş çıkaracaksın. Tamam. Ben herkes ne kadar... Sen Klaus'un kalbini... Ne yaptım ben Klaus'un kalbini? Kalbi ayırmış attım. Umarım yavaş atmışım. Tamam ben de şey diyorum. İlk günden fazla mesai kalabiliyor muyuz? Kalabiliyorsak kalacağım. Ya kalamıyorum. Klaus. Oo, bunu alacağım. Klaus istiyordu. Tamam. 5 dolarım kal. Ben geldim. Okuldaki ilk gün nasıldı? Okul tuhaftı ve hiç güzel değildi. Birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı. Yanlış bir şey yapmadım. Onlar seni tanımıyor. Yani beni tanımıyorlarsa bana iyi davranabilir mi? Ben arkadaş olabiliriz okuluysa. Bu da ne? Bu bizi biz. Bu bir sırt çantası mı? Evet. Evet evet. Senin ama 5 dolarımız kaldı kanka. Senin acı param bile yok. Tamam. Rica ederim, bunu hak ettin. Hak etmedi ama kalbini yumuşattı. Hala kalbini yumuşatıyorum elemanım. Tamam. Bunu al. Onu ver. Oğlum. Bak bu bizim gerizekalı. Bunlar da onu düşünüyor. Şu kız lan galiba. Oğlum benim takıldığım yere bak ya. Bak bugün sana bunu aldım. Zehirlenme garantili Hindistan yemeğidir bu. Hadi bir gün. Öğretmen yarın birinden soruları yanıtlamasını isteyebilir. Evet tabii ki. Tamam.
Bade plan kaç elması olur? Plan 2 elması. İşte şu an hiç zamanım yok. Soyanı. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Tamam, sadık planımı beğeniyorsa kaç elması olur? Bir elma. Bir de daha sanırım. Sor bakalım. Peynir annesi 4 elma daha getirir. Bir veliğin tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylerse. Link kaç? Link. Ne bir taneymişti yani. Bu da hiç kötü olmazdı. Neyse. Şimdi adam ol. Dur, bizim gazete var mıymış? Varmış, o zaman bugün yok, şey okumuyorum. Masal okumayacağım sana. Ha, bayan ağır sanki. Herkese çalışacaksa onların saygısını kazanacaksınız. Evet, haklısın. Ne taktığın diye hikaye okumuyorsun. Hayır, belki yani. Ah, iyi geçer o zaman. İlk defa hikaye okumuyorum. Bekliyorum, altta bir reklamı varmış. Habala Kore'nin üzerinde bir çatışma 17 Amerikan olmuş. Onun varfadır. Peki lan, ben bunun için mi Kloos'a şey okumadım? Ah derdi. Boşuna Kloos'a şey okumadım da bugün fazla müsaade kalmam lazım. Hadi. Param yok. Param yok. Param. Yine bir gazet. Mektup geldi. Hayır, öyle çaldı. Gazete geldi. Bak, Hindistan yemeğini bir kez yiyorsun. Tat bakalım. Nam nam nam. Tamam, yiyeyim şimdi sen de. Hadi şart iş. Tamam. Ben gitmek istediğinden emin değilim. Ama orada olmalıyım bile, yoksa yanlış kalacak. Levin istiyor. Yok, çok güzel seç. Sence de var. Sizceğiz koymak için. Gösteriş yapmak için değil. Ah, tamam o zaman. Akıllı ol lan. Ben gösteriş yapmayacağım. Ona gerçekten iyi bakacağım, söylüyorum. Gitmeliyim. Hadi şimdi git. Allah'ım, inşallah fazla mesai var diye yok. 75 para neyi nasıl yatsın anın. Yine fazla mesai yok. Neyse, evden dönerken şu kırıklıktan bazı şundan param kalsın. Ne oldu? Ama niye üzülüyorsun? Bugün de bana kötü söz söyledi. Benim ne olduğumu söylediler, çünkü gerek bir ailem yokmuş. Ben varım. Bizim ailemiz onların günden çok daha iyi. Ben de öyle düşünüyorum. İnşallah biz o aptallardan çok daha iyiyiz. Ama hepsinin bir annesi babası kimseyi geride bırakmamışlar. Lan şerefsiz, ben niye varım burada? Oğlum, kim bilmek istiyorlar. Büyüdüğümde bana söyleyeceğine söz vermeyeyim. Hadi buyum. Ben bana pişirilir. Bu kelime sadece evlenme evli olmadığı anlamına geliyor. Ki bu doğru. Klaus şimdi sana eskisinden daha çok güveniyor. Eyvallah. Ama bu sana sataşmak için bir sebep değil. Evliliği mi var? Onlar kimdi? Tekrar hakkında daha çok bilsin. Lütfen söyle ona. Bu iyi fikir değil. Hoş olmasa bile daha fazla öğrenmeye çalışacağım. Söz ver öğreneceğini. Peki, söz veriyorum, deneyeceğim. Talimin kim olduğunu öğreneceğim. Kız olsun, biyolojik annesiyle iletişime geç. Evet. Ne lan? Onun adı Siri. Ha. Sevgilisi, seni yalnız bıraktığımı söz verdiğimi biliyorum. Ama artık sana yazmam gerekiyor. Kloos okula başladı ve korktuğumuz şey gerçekleşiyor. Babası hakkında gerçekten bilmesi gerekiyor.
Klaus'un adına bana biraz daha anlatır mısın? Saygılarımla. Çok da saygılıyım. Etmiş güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Hadi neşelendirici bir şeyler yapalım. Biraz bir şeyler açalım. Hadi birlikte saklambaç oynayalım. Güzel. Gidip saklanayım. Bu da yok. İyi. İyiyim. İyi. Buradasın. Of, beni buldun. Evet, seni buldum. Tamam. Ama yeni şeyler aramak eğlenceli olup onu sebep sormak. Artık büyüdüğüme göre işler değişir değil mi? Sen hala çocuksun. Bu gibi şeyler endişelenmene gerek yok. Merak etme. Merak etmeyeceksem niye söylüyorsun ama. Artık oldukça büyüdüm. Anlıyorum. Senin yanında olacağını, seninle ilgileneceğim. Tamam. Sen. Ama ben de seninle ilgilenebilirim. Seni üzdüysem özür dilerim, gerek yok. Başka bir olmayan ihtiyacım yok. Sana sahip, evet bana sahipsin. Ama oyunu kapattığında değilsin ha. Sadece onunla yakında bir şey işte. Geç oluyor, kolası yok zaman. Hı. Anne, hikaye okur musun? Tamam, geçen yanlışlıkla okumamıştım. Keskinlikle yanlışlıkla. Günlük, tamam, bana da günlükten. Bir gün biraz vardı ve o bozkurtları yanına gitti. Ders aldı. O prenses bir Klaus'u ve tüm her şeyini öğrendi. Azıcık metan gibi hat sürebiliyordu ama unuttuğu bir şey vardı. Dostum, burası 1951 yılıydı. Ve metan çok dönmüştü. Evet. Metan da ders almayacaksın. Bu imkansız. Ah, selam. Selam diyorsun da ebe efendim. Fabrikaya tarih personel yok. Teslimatıyla zamanlar fazla mesai. Tamam. Tamam, fazla mesai yaparız. Bugün fazla mesai yapacağım. Haberin olsun. Büyük ihtimalle beni duyamıyorsun ama çok teslim değilsin yani. Bunu. Al bakalım bunu ya. Nasıl? Yapması iki zaman mı alıyor? Ananız. Koklasan. Çantam için teşekkürler. Bugün fazla mesai kalacağım birer. Valla kaldım gitti. 30 sant için mi? Ah, eve geldin, yalnız olmak korkutucuydu. Yorgunsun da bir yemek ye bunu. Al şunu ye. Ben seni boynu yattırıcı yallah okula ay sana yayılırım. Yeni öğretim malzemeli aldınız. Saat geç olduk Rolos. Ya da ama İngilizce mi öğreniyorsun? Yani ben de okumak isterdim. Biliyorsun beni Klaus. Ben okumak isterdim. Yeni bakarız dostum ya. Ben çok açım. Uyuyamadım. Ali Almanca konuşsa çok sevdim. Şimdi saat aldı o zamandır. Tarak var. Tarak alalım. Kayıt olaya şunu alalım. Zengin şeyleri yazalım artık. Kayıt olayımız kaldı. Boşverin. Nerede? Geç bakalım şuraya. Hani bizim bu özelliğimiz. Bak, sırf karnını çok doysun diye yaptım ha. Şurada bir de özümü yıkayalım. Üst ülkeyle gidelim ama artık dur.
Seni şöyle alayım da tam bir kek olmamla. İstim kelimi de. Sırt çantamı çok seviyorum. Sırt çantamı bana ne yapmam. Bugün de fazla mesai kalsam mı? Ya da boş ver 30 dolu içindeyim azaka. Aga gitme lan. Alsam mı? Bir tane alayım işte. Dur bir tane de sandviç alayım. Yeterli orta işte. Ben geldim. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Niye? Bay Sol'in öğretmenimiz olması gerekiyordu. Ama çalışmıyor. Nedenini bilmiyorum. Galiba herkesin de farklı bir öğretmen geldi. Nasıl bize olacağını merak ediyorum. Bana bayan Mason'dan daha iyi davranır. Çantanın gerçekten çok güzel. Çantanı sikeyim. Nasıl sen tavsiyeyim sen bana. Bugün de dur lan bunun yapılmış var mı? Yok aga. Ye demiştik onu da. Şu ne? Geri kalan bir tanesiyle de sana bir halı şaldırla yıkayım. Tamam hadi. Yalla. Uyan bana. Hayır hayır. Kulağa okuyun taş. Okuyun. Tamam okuyun. Bugün de okuyun. Bakın bazen okuyun bazen okuyun. Neden? Çünkü neden olmasın? Bu sefer hikaye okumayacağım. Okurken çok zaman diyor. 31 dakika. Tamam bu 25. günde bitince o zaman videoyu bitireyim ben ya. Tamam iyi eğlenceler. Sonra görüşürüz. Ben ne yapsam? Şunu yapayım. Eve geldiğimde hazır yemek sonra. Bitti ne yapacağım? Tamam benim bitti. Ha doğru ben şey diyordum. İşe 30 saat için daha yine fazla mesaiye kaldım. Eve bakayım. Eve gelmeyeceksin diye çok korktum. Sus sadece acıkmışsın. Uykum geldi. Bak o niye? Kıtırt kıtırt. Ulan su gibi bir şeyden nasıl kıtırtmaz? Onu niye sevemiyorum lan sana? Neyse. Hikaye okur musun? Yapma saatin geçti. Ben de niye fazla mesela kalıyorum ki o zaman yapma saatin geçti. Ben çocuğum. Bugün pazar yani benimle dışarı çıkabilirsin. Evet evet. Tamam hadi baş ver de seni birazcık yemek vereyim. Bu ne lan? Balık tutmak istiyor. Tamam balık tutacağız. Belli oldu. İkisini de yazın. Soğancığım açık. Ya bugün pazar da mı kapalı ya? Göle gidemiyor muyuz? Göle niye gidemiyorum? Evet taş sektirme falan var işte. Ananı anladığını kur. O ne yapıyor öyle? Balık almıyor. Balık tutuyor orada. Tamam taşını sektiriyoruz. Hoppa. Hoppa. Gerçek hayatta yapsam bu kadar yapamam bunu. Hop. Ya bu hep üç gidiyor. Ananı bu hiç zaman yemiyor. Birazcık da ormana gidelim. Aha. Free food'a. Yapamazsın mı? Tamam bir şeyler. Harika. Yani bir tatilimiz var. Onun man. What is that?
Ben bu kalemleri bunun için mi aldım? Çıktığımız oldu sence. Tabii ki çizimini saklayabilirsin. Tamam, bugün bitsin. Bu videoyu bitireceğim. Bunu yedirip seni yutup bitireceğim bu videoyu. Tamam. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.